İnna Allah Teala yutid dünya ala niyetil ahira. Ne kadar güzel prensipler bunlar. Allah Zülcel Hazretleri ahiret niyetiyle dünyayı verir. Evet. Şimdi ahiret için çalışıyorsunuz, hayır işliyorsunuz. Cami yapmış adam. Bak biz konuşuyoruz, hep ona yazılıyor. Kıyamete kadar da yazılacak. Birçok adamın hidayetine sebep olmuş bu cami. Bundaki ihtişam, güzellik birçok dinsizin imanı gelmesine sebep olmuş. Daha evvel de anlatmıştım. Bizim sanat tarihi hocamız mimardı. Saraylar müdürüydü. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. NATO Genel Sekreterini demişler bunu gezdir. Biz de Türkiye'de NATO'ya dahiliz ya. NATO ordularının genel başkındaki paşayı, generali gezdiriyor. Gezdirirken bu kenarda yazılar var. Hutbede yazılar var. Görüyorsunuz yukarıda, kenarda. Onları okutturmuş. Bunlardan bir tanesi, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. O hadis var, o yarım dairelerden birisi o. Evet, öyle deyince general selam durmuş hemen. Sözün güzelliğine bak demiş yani. Efendimizin, o da demiş ki bizim peygamberimizin sözüdür. General selam durmuş, muhteşem bir söz diye. Tabii şehitliğin değerini alim anlatmasa, kimse gider de Çanakkale'de şehit olmak için çarpışır mı? Aç susuz, silahsız. Ama ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla ölsem bile dönmem dedi. Dünyayı dize getirdi. Bu inançla ortaya çıkınca da Allah yardım etti. Tabii alimin mürekkebi şehidin kanından üstün, böyle onun üstün oluyor. Şehidi öğretti. Adam burada selam durmuş. Selam durmuş. Evet. Şimdi bu adam Kanuni, Allah ona rahmet eylesin, bu muhteşem eseri yapmış. Bunun gibi birçok hayır eseri yapanlar var. Ahirette sevap kazanayım diye. Dünyada diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küçücük bir kuş var. Katade kuşu. Kim diyor Katade kuşu yuvası kadar, yuvası da küçük, kendi de küçük, yuvası da küçük. Kim Katade kuşunun yuvası kadar dünyada Allah için bir mescit yaparsa, Müslümanlar gelsin namaz kılsın diye, Allah ona cennette onundan çok daha büyük köşkler yapar. Hadis-i şerif böyle. Onun için Medine-i Münevvere'ye gittiğinizde inşallah gidersiniz. Mescid-i Nebevi'den çıktınız mı? Karşıda Ebu Bekir Mescidi, Ömer Mescidi, Osman Mescidi, Ali Mescidi var. Bu hadisi uygulamak için küçük küçük mescitler yaptırmışlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse hepsini aynen yapıyorlar. Bu hadisi söyler söylemez birer mescit yapmışlar. Cennette köşkümüz olsun diye. Bakın Allah ahiret için yapıyorlar bunu. Ama her birine Allah halifelik vermiş, devlet reisliği vermiş. Ahiret niyetiyle yapıldığın bir iş, Allah dünyalığı da verir. Dikkat edin. Niyet halis oldu mu? Dünyalığı da, kanunu da dünya titreten bir hükümdar, padişah. Emre diyor, Şarlıken'e otur diyor, oturuyor herif. Kalk diyor, kalkıyor. O kadar güçlü. Bunu da ahiret için yapmış. Allah da dünyalığı da vermiş ona bak. Saltanat vermiş. Ama dikkat edin. Ne diyor bak. Ve ebe en yutiye el ahira ala niyeti dünya. Ama bunu Kanuni ahirette Allah bana cennette köşk yapıversin diye değil de dünyada ne kadar muazzam cami yaptırmış yahu. Ne kadar büyük han hamam yaptırmış, köprü yaptırmış diye insanlar desinler, adımı ansınlar. Dünyada şöhret için ne yaptırırsa diyor, ahiret yok diyor. Ahiret niyetiyle yapılana dünya var. Ama dünya niyetiyle yapılana ahiret yok. Dünyada ettiğine ulaşıyor. Meşhur oluyor. Ya neler yaptırmış adam diyor. Ne büyük hayırsevermiş. Niyeti buysa ahirette hiç sevap yok. Dünya niyetiyle yapılan güzel işlere ahirette sevap yok. Güzel işler, insanlara yararlı işler Allah rızası için yapılacak.
ahirette yararma olsun diye. O zaman dünyada da meşhur olursun, adın duyulur ama senin niyetin bu olmayacak. İnsanlar duysun, adından bahsetsinler, olmayacak niyetin. Muazzam bir prensip. Her yaptığımız iyiliği Allah'ın rızasını kazanmak için yapacağız. O zaman dünyayı da verecek Allah. Fakat adım meşhur olsun, ne büyük cömert adammış, iyiliksever adammış desinler niyetiyle yaparsanız ahirette hiçbir şey yok. Elinize hiç sevap geçmiyor. Ne kadar güzel bir prensip. Ahiret niyetiyle yapılan güzelliği Allah dünyalığı da verir ama dünya niyetiyle yapılan bir güzelliğe ahireti vermez. Sen dünyada istediğine ulaştın, meşhur oldun, tarihlere geçtin. Ne cömert adammış filan diye senden bahsettiler. Nasibin dünyada aldın. Biz adaletsizlik yapmayız. Hakkın aldın, ahirette bir şey yok derler. Onun için dünya işlerini yaparken, insanlara hayırlı işler yaparken bu sadece para yardımıyla olmaz. Mühendis, doktor, iktisatçı, insanlara yarayışlı, insanların sıkıntılarını giderecek bir iş yaptılar mı? İnsana hizmet, Allah'a hizmettir. Niyet halis olursa ahirette de alır, dünyada da adı meşhur olur, aziz olur. Hadis-i şerif onu bize anlatıyor. Ona göre ayağımızı denk almalıyız. İşlerimizi, davranışlarımızı ayarlamalıyız. Şimdi bu hadisle aynı anlamda başka ifadeler de var. Evhallahu ile dünya. Evet. Dünyaya Allah vahyetti. Men hademeke. Evet. Sana hizmet edeni fet'abihi. Dünyaya Allah vahyetti ki sana tapan, sana hizmet eden, düşüncesi sen, dünya olana sen yor. Yor. Gece gündüz çalışıyor herif. Para biriktireceğim, dünyanın bir numaralı zengin olacağım filan diye. Yor. Yor. Derdi buysa sadece. İnsanların en zengini olacağım, en meşhur adam ben olacağımsa onları yor. وَمَنْ خَدَمَنِي evet, فَخْتُمِيهِ kim de bana hizmet ederse diyor Allah, Allah'a hizmet, Allah'ın rızası için insanlara yapılan iyilik. Hizmet bu sadece vaaz etmek değil. Her türlü insanlara yarayan hizmet. Her esnaf olabilir. Arz ettiğim gibi şu adamın niyeti halisse, şu mikrofonun yapıcısı halisse hem para kazanıyor bakın. Allah rızası ise bir kere bu şeyi alacak. Dünyayı da vermiş. Bak parayı kazanmış. Ama sadece para kazanmaksa derdi, ahirette nasibi yok. Muazzam bir prensip bu. Şimdi diyor bana hizmet edene, öyle diyor efendim burada. Ve men kademeni, ey dünya, bana hizmet edene fahdumihi, sen de hizmet et. Sen de hizmet et. Sana hizmet edene yor. Yor ama bana hizmet edene sen de hizmet et. Hizmetçi ol. Evet, ne kadar güzel bir prensip. Allah için yaparsanız işinizi. İmam-ı Azam Hazretleri çok zengin adammış. Hiç maaş almamış. Halife başkadı ol demiş, onu kabul etmemiş. Altın, maaşlar yüksek. Hayır demiş. Çünkü onun kadısı olursa doğruyu söyleyemez. Eleştiremez. O da onun için zaten başkadı yapmak istiyor. Halk çok seviyor. Onu bir eleştirdi mi halkı yatıştırmak zor oluyor. Ama başkadı teklif ederse onu susturacak. Her işlediğini yapacak. İmam-ı Azam bunu bildiği için ben başkadı olmayacağım demiş. Hapse atmış. Kırbaçlayarak ölmüş. Şehit olmuş. Ticaret yapmış, zengin olmuş. Talebesinden hiç para almamış. Talebesinin yeme içmesini, giymesini, kuşamını sağlamış. Zengin adam. Bu ortağına yaptırmış işi. Çok zengin. Bakın,
Allah'a, Allah buyuruyor ki kim bana hizmet ederse, hizmetçi olursa, o da dini öğretiyor talebelere. 1000 tane akademisyeni var İmam Azam'ın. İçtihat yapacak seviyede talebesi var öyle. O bu seviyede olmayan daha binlerce talebesi var. 1000 tanesi müçtehit seviyesinde, içtihat seviyesinde iğni öğretiyor. 5 kuruş almadan, 5 kuruş almadan masraflarını da kendi çekiyor. Evet, kim bana hizmet ederse, ey dünya sen de ona hizmet et. Durmadan zenginleşmiş, durmadan büyümüş. Bir kadın gelmiş ona. Ben demiş ihtiyar bir kadınım, dul bir kadınım, öyle paramparan çok değil. Şu demiş giysiyi, kadın giysisi. Bana demiş maliyetine sat. İmam Azam ona demiş ki 4 dirhem var, ver götür. Demiş kadın, ben yaşlı bir kadınım demiş, bana alay mı diyorsun? O 4 dirhemlik değil, daha pahalı bir elbise. Sen bana ne dedin? Maliyetine sat dedin. Ben de maliyetini, çünkü bunun bir eşi daha vardı, onu şu fiyata sattım, bu bana 4 dirhemi kalmış oldu. Maliyeti 4 dirheme kaldı, sen de bana maliyeti sat dedin, onun için 4 dirhem dedim. Böyle diyecek tüccar var mı şimdi? Elime düştü bir kuş, tüyünü yol. Şimdi zihniyeti böyle. Ne kadar aldatabilirse, bakın, kim bana hizmet ederse, böyle yaptıkça dünya daha çok geliyor ona. Daha çok zenginleşiyor. Kim bana hizmet ederse, benim rızam için iş yaparsa, ey dünya sen ona hizmet et. Daha çok onun ol. Kim dünya için çırpınırsa, yor onu. Şu kadar da kazanamadım, şunu da yapamadım diyeken Azrail gelip alıp götürüyor. Evet, bize Fransızca dersinde Le Barbe Bleu, mavi sakal diye bir cimriyi anlatırlardı, okuturlardı. Adam altınlarım, altınlarım diye diye ölmüş. Bizim grupta da var canım, böyle cimri adamlar yok mu? Adam hiç şunu da kazanamadım, bunu da biriktiremedim diye kahrolarak ölüp gidiyor. Dünya yoruyor onu yani. Ama dünyaya metelik vermiyor İmam Azam. Bak hiç para almıyor, şey yapmıyor. Kadın böyle diyor, al diyor, götür diyor. Çok aşağı bir fiyata. Ama durmadan Allah ona daha çok para kazandırıyor. Dünya diyor ki hizmet et ona. Git emrine gir. Bütün dava güzel Müslüman olmak. İmanı sağlam olmak. Allah rızasını kazanmak için yaşamak, iş yapmak. Hangi saat olursan ol. Büyürsün. Dünya sana hizmet eder o zaman. Rıza-i bari için çalışırsan, hangi saat olursa olsun dünya sana hizmet eder. Evet, hep böyle olmuştur. Hep böyle olmuştur. İbrahim Aleyhisselam çok zengin bir peygambermiş. Çok zengin. Vadiler dolusu o zaman zenginlik, deve sürüsüyle, koyun sürüsüyle ölçülüyor. Anlatılana göre develer, vadiler sürüsü, mal mülkü varmış hem peygamber. Gece gündüz şükredermiş. Cebrail Aleyhisselam demiş ki böyle zenginliği varınca demiş tabii kim olsa şükreder. Deneriz demiş. Cebrail Aleyhisselam gitmiş denemeye. Garip bir kimse kılığında, insan kılığında. Acım açığım demiş. Bana yardım et. Biraz para ver, mal ver. İbrahim Aleyhisselam'a bak arkadaş. Allah'a hizmet edene dünya hizmet eder. Misal. Bir Allah de demiş, şu gördüğün sürülen yarısı senin olsun. Allah demiş Cebrail Aleyhisselam. Yarısı senin demiş. Bir Allah daha desen hepsini sana veririm. Bir de Allah demiş, imtihan ediyor ya. Hepsi senin demiş. Bir tane elinde kalmıyor masana. Bir Allah gelmesi için. Evet. Demiş ki vallahi demiş hakikaten halilmişsin yahu. Bir Allah demeye bütün malını verdin yahu demiş. Ben Cebrail'im demiş. Malı ne yapayım? Ben meleğim. Mal bana gerekmez. Alamam demiş. Al diyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben diyor sözümden dönmem. Tükürdüğümü yalamam. Alacaksın malları diyor. Başlamışlar kavga etmeye. Alacaksın, almayacaksın. Cenab-ı Hak demiş ki, ey İbrahim,
O malı ne yapsın? Melek o. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, giymezler. Öyle bir yaratıklar. Sen de sözünde dur. Bütün malını vakfetmiş. Evet, Kudüs'te İbrahim Vakfı diye şimdi Yahudilerin ellerinde oralar hep hala günümüze kadar gelmiş. Yani Allah'a hizmet edene dünya daha çok gelir. Daha çok kazanırlar. Dünya dünya diyenlere de gece gündüz uğraşırlar, uykusuz kalırlar. Çırpını çırpına giderler, hiç mutlu olamazlar. Öyledir bu iş. Allah bizi cömert ruhlu, kamil imanlı kullarından eylesin inşallah. İnşallah. Bu hadisler muazzam bir prensiptir. Evet, Hazreti Enes'ten nakledilmiş bu hadis-i şerif.